Çok sık acıkmanın sevgili Çağla ve değerli izleyicimiz iki temel sebebi var bana göre. Bir tanesi metabolik sebep, yani kan şekerinin düşmesi. Kan şeker ayarının şu veya bu nedenle beklenen dinamizmini göstermemesi ya da fazlaca göstermesi halinde kan şekeri olması gerekenden daha kısa bir sürede ve olması gerekenden daha derin noktalara kadar düşerse bu beynimize açlık sinyali olarak gidiyor. Çünkü beynimiz, öncelikle beynimiz şekersiz yapamıyor. Hı hı. Şeker olmadan hiçbir şekilde enerji üretemiyor ve bizi hemen yemeğe yönlendiriyor. Bu birinci neden. Evet, yani evet. Çok sık acıkıyorsanız bunun birinci nedeni muhtemelen hipoglisemidir. Şeker düşmesidir. Hı hı. İkinci nedeni de şekerinizin değil de duygu durumunuzun düşmesi olur bazen. Yani kaygınız varsa, endişeniz varsa, stresiniz, gerginliğiniz varsa, ruhsal açlığınız varsa, bedensel olarak aç olmasanız bile o duygusal açlık nedeniyle siz kendinizi aç hissedebilir. O eksiğinizi, ruhsal eksikliğinizi bir şeyler yiyerek giderme telaşı içine girebilirsiniz. Doyuramıyoruz hocam, değil mi? O duygusal açlık söz konusu olduğu zaman yediğimizi zannediyoruz. O an saniyelik çok iyi geliyor. 3 dakika, 4 dakika geçiyor. O açlık hissi ve bir şey atıştırma ve bir haz alma hissi tekrar tekrar geliyor. Bunun için tabii herhalde önce kafanızı düzeltmeniz tabii, lazım diyeceksiniz, yani, değil mi? Tabii tabii. Yani öbüründen metabolik açlıktan, yani metabolik hipoglisemiye bağlı açlıktan ruhsal açlık tedavisi daha zor. Çünkü metabolik açlıkta çağla şekeriniz düşer. Giderseniz, evet. Gidersiniz bir bol şekerli bir sıvı alırsınız ya da biraz pekmez, biraz bal, bir parça bir başka bir hatta ayran ne bileyim herhangi bir içecek, 3-5 kayısı, 2-3 tane hurma neyse ne denk gelirse veya bir paça çikolata. Gibi de olur. Ve şekeriniz yükselince açlık duygunuz sıfırlanır. Aha. Ve rahatlarsınız. Aha. Ama duygusal açlıkta yediğiniz sizin duygusal açlığınızı yok edemez. O duygusal açlığınızı hesaplaşmanız gerekir. Aha. O hesaplaşma da bayağı bir hesap ödemenizi gerektirebilir çoğu zaman. Pahalıya patlar ve pahalıya patlayabilir. Masanın üzerine o hesabın gelmesini istemezsiniz. Evet. İstemediğiniz için de yani kendi iç görüşmelerinizi, kendi iç konuşmalarınızı, kendi iç hesaplaşmalarınızı yapmanızı ya da bununla ilgili yardım almadığınız sürece homidi gırtlak yersiniz ve maalesef kilo alırsınız. Kilo almaya da devam ederiz. Evet. Peki, önemli bir soru geliyor sizlerden. Buyurun. Hocam merhabalar. Son zamanlarda pıhtı atan çok insan var. Bunun sebebi ne olabilir acaba? Bu sorunun alt metninde korku var. Çünkü pıhtı atması hayati önem taşıyan bir durum olduğu için. Peki pıhtı atma ihtimali olan birisi bir belirti verir mi? Hemen aile öykümüze bakmamız gerekir mi? Ya da aile öykümüzde böyle bir hikaye varsa hangi testleri yaptırmamız, damarlarımızdaki durumu öğrenmemiz için nereye başvurmamız gerekir? Çağla, burada pıhtı atması meselesinde birazcık algıda seçicilik meselesinin olduğunu söylemem lazım. Yani bir kişi belli bir algıya odaklandığı zaman çevresindeki her şeyi o algı gözüyle incelemeye başlar. Yani siz eğer eşiniz hamileyse çok daha fazla çevrede hamile kadın görürsünüz. Hı hı. Ya da diyelim ki bir COVID nedeniyle bugün olduğu gibi çok gereksiz yere bir pıhtı meselesi büyütülmüşse bütün pıhtı ile ilgili sağlık sorunlarını COVID'e bağlarsınız ve pıhtılaşma meselesini hep ön planda tuttuğunuz için de her gün bu konuda daha dikkatli olursunuz. Ama bilelim ki zaten hayata aniden veda edenlerin çoğu insanın hayata veda etme sebepleri pıhtı meselesidir. Tamam. Yani normalde kalp krizi dediğimiz kriz, kalpteki bir pıhtının kopması, daha uçtaki daha küçük bir damarı tıkamasıyla kalbin enfarktüs dediğimiz ani problemli hale gelmesidir. Veya beyin krizi dediğimiz, beyin felci dediğimiz meselede de yine boynumuzdaki damardan bir pıhtı parçası kopuyor, beynimizdeki bir damarı tıkıyor ve o pıhtı bizim felç olmamıza, Allah korusun hatta ölmemize evet, yol açabiliyor. Bunun dışında başka pıhtı meseleleri de var. Yani ayağınızdan kopan bir pıhtı, ayak damarlarınızda, iç damarlarda biriken bir pıhtı koptuğu zaman akciğerinize muazzam bir embolizasyon yapabiliyor. Ve bu embolizasyonla birkaç saat bile değil, birkaç dakikanın içinde nefes darlığı, oksijen açlığı içinde nefes alamaz duruma gelip morarıp soğuyup hayatınızı kaybedebiliyorsunuz. Ama bilmemiz lazım ki Çağla, hı hı, ve bizi izleyen bu soruyu soran değerli izleyicimiz ve hepimiz bilmeliyiz ki pıhtıyı kolaylaştıran faktörler giderek son yıllarda arttı.
Ve bu faktörlerin birinci sırasında bana sorarsanız COVID falan değil, özellikle insülin direnci ve obezite meselesi var. Pıhtı atan çoğu insana bakın ya göbeklidir, ya tansiyonludur, ya şeker hastasıdır, ya kalp damar hastalığı, damarlarında pıhtıları zaten vardır. Durup dururken kimsenin bir yerinde aniden 5 dakikada bir pıhtı oluşup çok özel durumlar dışında atmaz. Rahmetli hatırlayalım, Deniz Baykal boynundaki bir pıhtı nedeniyle kaybettik. Yakın bir zamanda kaybettiğimiz sanatçı, televizyoncu kardeşimiz Metin Uca yine boynundaki bir pıhtı nedeniyle kaybettik. Yani var olan bir pıhtıyı vaktinde engellemeyi becerebilseniz ya da pıhtı oluşmasına yol açabilecek olan insülin direnci gibi, şeker hastalığı gibi, hipertansiyon gibi, kanda trigliserit artması gibi, sigara içmek riski gibi bir takım risk faktörleriyle mücadele etmeyi bilseniz pıhtı meselesiyle baş edebilirsiniz. Engellenebilir bir durumda olabilir. Ama bütün bunlara rağmen atmaz mı? Yine atabilir. Yine atacağı varsa atıyor. Peki bu kadar çok pıhtı artmasının sebebi COVID aşısını? Hayır. Hep net. Bu konuşuluyor. Net. Onun buna için bakalım. Oraya getireceğim. Peki bu kadar çok pıhtının çoğalması COVID'le bağlantılı mı? Belki ama net değil. Yani COVID eşittir pıhtı değil. Değil ama olabilir. Tam da net de bilemiyoruz. Şöyle, ama aşı olmadığını söyleyebiliyor. Aşı Rüzgün. Olmadığını ben net ve açık olarak söyleyebilirim. Peki. Net ve açık olarak söyleyebilirim. Çünkü ben bilimin bana verdiği veriye dayanmak zorundayım. Dedikoduya değil, öngörüye değil, tahmine doğru, değil. Doğru hocam. Elimizde şu anda kullanılan gerek bağışık ölü virüs aşılarının, gerek mRNA aşılarının pıhtı atmasına yol açabildiğini gösteren net ve açık anlamlı bir istatistiksel verisi bilimsel olarak elimizde yok. Ama şunu biliyoruz Çağla. 40 yılı tamamlamış bir hekim olarak söyleyeyim. Ben bugüne kadar hiçbir virüs enfeksiyonunda COVID enfeksiyonunda olduğu kadar pıhtılaşma sisteminin tabirimi hoş görün, gıdıklandığını, rahatsız edildiğini Covid'de bu güç kesin. Gördünüz. Çünkü bütün Covid hastalarına biz bakıyoruz D-dimer diye D çizgi dimer yazılır. Testi pat 2500, 3000, 3500. Ben 7000, 8000, 10000 gördüm. Yani Covid diğer hastalıklara nazaran çok daha fazla pıhtı problemi yaratmaya hazır bir hastalık. Neden hocam? Dönelim biraz 2 sene önce anlattıklarıma sakın esnasında. Covid'de Covid mikrobu, koronavirüs, hücrelerin bir reseptörü var. O reseptörlere yapışıyor. Bu reseptörlerin en çok olduğu hücreler damarlarımızın içi yüzeyini döşeyen endotel hücreler. Yani damarlarımızın tabanını döşeyen, nasıl böyle bir stüdyona veya bir evin tabanını kaplarsınız halıyla, halı gibi döşeyen endotel hücreleri. Covid endotel hücrelerde iltihap yapıyor Çağla. Endotel hücresi iltihaplanınca, yani endotelit meydana gelince orada pıhtılaşma mekanizması devreye giriyor. Bu nedenle muhtemelen benim kanaatime göre Covid'de önemli bir pıhtılaşma riski var. Ve bu nedenle Covid her zaman için pıhtılaşma açısından dikkate almalı. Zaten o dönemde karından iğneler yapılıyordu hatırlayın. Evet, Covid evet. Hastalarına. Evet. Aman aspirin alın deniyordu. Evet. Bütün sebep bundan kaynaklanıyor. Hikayemizde Covid varsa, ailede böyle bir öykü varsa o zaman hocam bana pıhtı atmasın. Ben her gün kan sulandırıcı kullanayım. Önüne geçer mi yoksa farklı bir şey de mi tetikleyebilir? Tabii ki farklı bir şey de tetikleyebilir. Neyi mesela kanımız sulu olmasının ne gibi bir zararı olabilir yani, değil mi? Yani kanınızın sulu olması, kanınızın akışkan olması, kanı damar içinde tutan güçleri sizin suni olarak zayıflatmanız anlamına gelir. Yani kanımız damarın içinde geziyorken, dolaşıyorken onu damarın içinde tutan güçler var. Damarın dışına iten güçler var. Bu güçler denge halinde olduğu için biz vıcık vıcık bir kanla dolaşmıyor sistem. Yani ne dışına çıkabiliyor ne içinde pıhtılaşabiliyor. Kanı eğer vıcık vıcık olmaktan çok fazla engellerseniz o zaman pıhtılaşıyor. Ya da çok fazla sulandırırsanız damar dışına kaçıp kanamaya yol açıyor. Hemoraji diyoruz ona tıpta veyahut da damarınızı patlatıyor. Mide kanaması, mide ülseri, bağırsak ülseri ya da beyin kanaması, felç yapıyor. Hipertansiyonu 80 yaşında bir kadın, ben damar setliği olduğu belli plakları var. Evet, ben acaba COVID oldum,
biraz daha etkili bir sulandırıcı kullanayım ama kullanma, doktor karar versin. Hmm. Yani bir kan sulandırma piyasası oluşturuldu. Evet. Bütün dünyada bu böyle oldu, Türkiye'de de oldu ve herkes gitti. Asetil salisilik asit mi alayım, kanımı onunla mı sulandırayım, bununla mı sulandırayım? Telaşı lüzum yok. Kanı sulandırma kararını da evet, her türlü tıbbi karar gibi sadece ve sadece bu işi bilen bir doktor evet, verebilir. Sormadan bu hatayı işlemeyiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Evet.